Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Sultan 1. Murat Han'ı konuşacağız. Murat Han özellikle o dönemde nasıl tahta geçti? Osmanlı Devleti'nin 3. Sultanı olarak kayıtlara geçiyor. Devlet bu dönemde teşkilatlandı. Hangi savaşlar gerçekleşti peki bu süreçte? 1. Kosova Savaşı'nda neler yaşandı? Bizans'la ilişkiler nelerdi? Tüm bu hususlara temas edeceğiz. Klasik dönemin belki de Türkiye'deki en önemli ismiyle bugün sizlerle birlikteyiz. Ben de kendisinden ders aldığım için çok un, onurlu ve gururluyum. Akademisyen, yazar, profesör doktor Abdülkadir Özcan hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür Uğur ederim. Be. Sağ olun. Sağ olun. Güzel bir konu. Farklı evet. bir konu. Çok evet. televizyonlarda konuşulmayan bir evet. konu. Birinci evet. Murat. Evet. Bugün bu konuyla alakalı engin bilgilerinize başvuracağız. İnşallah farklı şeyle de temas edeceğiz. İnşallah. Bakalım. Birinci Murat'la alakalı çok merak edilen şeyler var efendim. O noktaları sizlerle paylaşacağız. Ona yönelik de sorularımı hocama yönelteceğim <laughs> ama her zaman olduğu gibi değerli konuğumuzun kıymetli eserlerini siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Hocamın Oldukça önemli kıymetli eserleri var. O eserlerden bazıları masamızda. Elbette o kadar çok var ki hepsini burada buraya getiremedik. Çok önemli kronikleri de hocamız kaleme aldı. Siz değerli okuyucularla buluşturdu. Elimde bazı yine önemli kaynaklar var. Tarihin peşinde bir ömür. Bu eser hocamıza armağan eseriydi. Abdülkadir Özcan'a armağan eserini böyle göstermiş olalım. Kronik yayın evinden çıktı bu eser. Dördüncü Murat denilince Abdülkadir Özcan yine akıllara geliyor. Şarkın Sultanı Dördüncü Murat. Çok tartışmalı bir sultan değil mi hocam? Evet. evet. Bu kitap kaçıncı baskı oldu? Hatırlıyor musunuz? Yedinci baskı oldu ve Arapçaya da çevrildi. Arapçaya da Arapça çevrildi. çevrildi. O yayınlanıyor. Orada. Evet. Fatih Sultan Mehmet hepimizin çok sevdiği, çok merak ettiği, dinlemekten keyif aldığı bir isim. Atam Dedem Kanunu. Kanunname-i Ali Osman. Evet. Doğru. Bu kanunlar çok tartışılıyordu hocam. Evet. evet evet. O. Ve Fatih'in Fatih kanunları bu eserde vücut buldu. Bir diğer <laughs> eser, klasik döneme yönelik yine Osmanlı Sultanları 3. Bunun bir seri olduğunu hatırlatmakta fayda var. İnanam. Yeni baskısı geliyor mu hocam? Geliyor. Bu yeni basıldı. Beşinci baskıyı yaptı. Evet. İslam yayınları. İSAM'da çıktı o. Birinci cildini İnalcık hocamız yazdı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Devamını Feridun Emecen yazdı. Bunu da ben yazdım. İnşallah devamı gelecek. İnşallah. Bendeki hocam ilk baskıymış. Doğrudur. Beş baskı Doğrudur. oldu. Beş. O beş Maşallah. Okuyucusu bol olsun. Sağ olun. Daha Sağ olun. Sağ olun. yüksek Sağ olun. okuyucu kitlesine ulaşırsınız inşallah ve tarihin seyrini değiştiren Türkler hocamız bizi kırmadı bu eserde de yer aldı teveccüh gösterdi sağ olsun hocam bir kez daha sizin teşekkür ediyoruz <laughs> Rica ederim. estağfurullah siz de e, bu eserde görmekten mutluluk duyduk siz onura ettiniz estağfurullah e, davetimizi sağ geri olunuz. çevirmediniz sağ olunuz şimdi hocam Osmanlı hep <laughs> aslında tartışılan da bir imparatorluk devlet hep bir şekilde e, tartışmak için bir noktasını e, buluyoruz. Daha çok popüler sultanlara baktığımızda bu tarz mecralarda Sultan Süleyman, Yavuz. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim konuşulur. Ama 1. Murat da çok önemli bir isim Osmanlı Devleti açısından. Murat'a yönelik, döneme yönelik, teşkilatlanmasına yönelik çok soru var merak ettiğim. Ama isterseniz Cülusu öncesinde bir Halil olayı var. Ona temas ederek başlayalım. Orhan'ın oğlu Halil. Evet, ee, evet, foça evet. korsanları yanılmıyorsam evet, kaçırıyorlar. Evet. Burada siz de yayın öncesinde de sohbet etmiştik. Bizans entrikası olabilir dediniz. Evet. Birinci Murat tahta geçmeden önce özellikle bu Foça korsanlarının Halil'i kaçırmasıyla ne amaçlandı? Bu nasıl cereyan etti? Evet. <laughs> Demin buyurduğunuz gibi gerçekten Osmanlı Devleti Kemal Karpat Hoca'nın da ifadesiyle Türk devletleri içerisinde en çok tartışılan, biraz da haksızlığa uğrayan, çok hakkında olumsuz hükümler verilen bir devlet. Bir devleti Aliye. Bunu hemen belirterek başlayalım. <laughs> ee, Kuzey Batı Anadolu'da Doğu Roma İmparatorluğu'nun Bitinya bölgesinde kurulan, küçük bir beylik olarak kurulan, aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten imparatorluğa dönüşen bir e, oluşum, bir organizasyon Osmanlı. İşte imparatorluğa dönüştüren de bugün konuşacağımız olan birinci Murat'tır. Osman Gazi bir uç beyiydi. Orhan Gazi onu devletleştirdi, küçük çaplı bazı teşkilatlar yaptırdı ama birinci Murat onu yani gerek merkez gerek taşra taş teşkilatıyla artık organize bir imparatorluk haline getirdi. Yalnız buradaki imparatorluğu birazcık bir, birkaç kelimeyle açıklamak lazım. Vassal beylik ve prenslerden oluşan bir imparatorluk. Vassal. Gerek Anadolu'daki Türkmen beylikleri, başta Karamanoğulları, Germiyanoğulları vesaire olmak üzere. Gerekse Balkanlardaki prenslikler, despotluklar vesaire. Birinci Murad'ın etrafında, Birinci Murad'ın idaresi altına girdiler. Çok uluslu bir impara dönüştü, imparatorluğa dönüştü Osmanlı. Bu yönüyle bunu belirtmek lazım. Ki Birinci Murat için Bulgar ve Sırp kaynaklarında Çar unvanı geçer, Çar. E çar biliyorsunuz kaiser'den gelir, Çasar der, onun Osmanlı kaynakları aynı zamanda imparator demektir o yönüyle e, ilk e, imparatorluğun kurucusu Balkan İmparatorluğu diyor bunu Halil hocam, rahmetli İnalcık hocamız kurucusu 1. Murat'tır. Evet. Yani ee, biz Murat'ı imparator olarak kabul edebiliyor muyuz? Yani e, şey değil. Bir imparatorluğa varis olmuş birisi değil. Hı. Fatih Sultan Mehmet gibi değil. Evet. Ama çok ulus bir devlet, ulus, çok uluslu bir devletin kurucusu olarak imparator diyebiliriz. Onun nişanelerini mi atıyor? ...onu taşıyor. Evet. Yani bir... şey özelliği var. Ee, onu belirtelim. Ee, tahta çıkma, çıkmadan önce... ...Orhan Gazi biliyorsunuz... ...1362 yılında vefat ediyor. Orhan Gazi aslında... ...Osman'ın sanki babasının... ...gölgesinde kalmış birisi gibi gelir bana. Ee, Bursa onun zamanında alındı. İznik onun zamanında alındı. Kocaeli onun zamanında alındı. Edirne onun zamanında alındı. Yani... Doğu Roma'nın büyük şehirleri ve bunların hemen hepsi teslim yoluyla alındı. Hmm. Ama abluka şeklinde yıllarca kalelerin etrafı kuşatma kuşatıldı. Onlar da teslim etmek zorunda kaldılar. Bu şekilde alındı. O yönüyle e, Orhan'ın büyük oğlunun adı Süleyman Paşa. Paşa sıfatıyla anılan ummanıyla anılan tek şehzade de odur. Süleyman Paşa'dır. Rumeli Fatih olarak geçer. Şayet Ansız'ın 1359 yılında vefat etmeseydi yani %99 Süleyman Paşa tahta geçecekti. Ama e, biraz önce bahsettiğiniz 1357 yılında e, Orhan'ın Bizans İmparatoru Manuel'in kızı Teodora ile olan evliliğinden Halil adlı bir oğlu dünyaya gelmişti Halil. Asporçe adlı bir başka Bizans prensesinden de İbrahim adlı bir oğlu dünyaya geldi. Bir de Murat var hayatta o sırada. Orhan öldüğü zaman. Murat kimden? Nilüferden. O, mi? Murat Nilüfer Hatun'dan Hı. kesin. O da, bu da bir yargısa kızı. Evet, o da. Rum kökenli. Üç çocuğu da farklı <laughs> yabancı evet. farklı annelerden tabii oldu. Ee, 1357 yılında. Şehzade Halil korsanlar tarafından kaçırıldı. Ya foça korsan, foça korsanları diyoruz ya Rum ya Ceneviz korsanları bunlar. Ve Orhan Gazi'den yüklü miktarda diyet talep ettiler. Tazminat yani teslim karşılığı para talep ettiler. 100 bin altın istiyorlardı. İyi para. İyi para tabii çok iyi para. Orhan Gazi de o oğlunu çok seviyor. En insan evladını sever tabii birbirinden ayırmaz ama demek ki Halil'i küçük olduğu için belki daha çok seviyordu. Ee, aynı zamanda Manuel, Manuel'in damadı, imparatorun damadı. Daha sonra gelen imparator Yuvannis de onu oğluna, kızına ona vermek istiyor. Dolayısıyla Halil'i Halil, Halil, vermek istiyor. Buradan şuna tabii hükmediyoruz, tahmin ediyoruz. Yüzde yüz demiyorum. Ee, böylece Bizanslılar Osmanlılara karşı yıllardır mücadele vermektedirler. Osmanlı-Bizans münasebetler aslında Osman Gazi döneminde başlar. Koyunhisar Savaşı malumunuz. Bafeus Savaşı. 1302. Tabii ki, tabii ki. 1302. Orhan Gazi döneminde devam eder. Pelekanon başta olmak üzere işte Aydos Dağı'na kadar, o da kaleye kadar geldiler. Orhan Gazi döneminde işte Süleyman Paşa Rumeli'ye geçti. Balkanlarda, Trakya'da yayılma hareketleri başladı. Bizans'ta da o sırada taht kavgaları var. Kanta Kuzenos'la arasında. Osman'dan önce Aydınoğlu Umur Bey'den yardım istediler. Daha sonra Orhan Gazi'den yardım istediler. Böylece inişli çıkışlı bazı ilişkiler oldu. Ama artık o Osmanlı Bey devleti, artık beylik devleti Bizans için tehlike olmaya başladı. Hatta hatta Yohannes Papa'ya kadar gitti, iki yıl, yıl kadar oralarda kaldı. Oradan yardım almak için ama o dönemin Avrupa'sı da sanki günümüzün İslam dünyası gibi paramparça, bölük bölük bir başarılı olamadı. Dolayısıyla Orhan Gazi ile anlaşma yaptı. Bu şeylere başvurdu. İşte oğlunu kaçırma, onu onun oğlunu oğluna kızını verdirme, verme ve bir nevi kendi damadını Osmanlı'nın başına getirme gibi bir projenin bir parçası gibi düşünüyoruz. Bizans'ın bu hareketi Dolayın. bana Hun dönemindeki o Çinlilerin yapmış Aynen. olduğu entrikayı hatırlattı. Tabii, tabii. Benziyor tabii ki. Tarih bir şekilde tekrar ediyor Yani bu kaçınılmaz. Tekerrür deseydi ibret alındı, alınmaz mıydı? Alınmıyor demek ki her neyse. Veya ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor ya koca Mehmet Akif Arsoy üstadımız. Bu yönüyle Osmanlılar iki yıl kadar Trakya fetihlerini durdurdular. Çünkü imparator onu da şart koşmuştu. Kurtaracağız 100 bin altın vereceksiniz. Fütuhatı da durduracaksınız. E Süleyman Paşa çok cevval bir şehzade ve Osmanlı İmparatorluğu'nun inanın Avrupa'da yayılması birinci derece etken birisi Süleyman Paşa. İskan siyasetini başlatan o. Alınan yerlere Anadolu'dan Türk ailelerinin oraya yerleştirilmesi yine Süleyman Paşa'nın bir buluşu denilebilir. Hatta babasından sık sık hemen diyor aileler gönderelim oralara işte yerleşelim. Aldığınız bir yeri uzun süre elde tutmanız mümkün değil. Kılıçla ne kadar tutabilirsiniz? Ama aileler yerleştirir. Oralardan da Anadolu'ya iskanlar yaparsanız yüzyıllarca ayakta kalırsınız. Biz Balkanlara 5-6 bin e, yıllarda girdik. Van'ı 1548'de aldık. <laughs> Demel bir ölçü olarak söylüyorum. O bakımdan. Arada uçurum var. Uçurum var tabi. Osmanlı bir Balkan devleti olarak ortaya çıktı. Bunu hep tık sık tekrar ediyoruz. <laughs> Balkan devleti olarak Çok ortaya çıktı. Ve İstanbul'u oradan aldı. Bir ...orada istikrarı sağladıktan sonra aldı. Böyle bir iki yıllık bir e, kesinti dönemi yaşar. 1357-1359 yılları arasında. Neyse 1360 mesela Edirne'nin fethi Murad'ın şehzadeliği zamanı. Ama Süleyman Paşa'nın vefatından sonra gerçekleşti 1361. E, Orhan Gazi de 1362'de vefat etti. Bir yıl kadar tabii önce Edirne alınmıştı. Ee, Edirne'nin tabi alınması veya şehzadenin kurtarılmasından sonra tekrar fetihler başladı Balkanlara doğru Osmanlılar yürümeyi sürdürdüler tabi Orhan Gazi'nin vefatı 1362 yılında aniden vefatı hemen bir taht meselesini gündeme getirdi kim tahta geçecek 3 evlat var İbrahim Halil Murat Murat ilk tercih değil miydi yani Murat o sırada şeyde, şeyde Edirne taraflarında Diğerleri Anadolu tarafında. Birisi yani valilik yapıyorlar oralarda. Yani Orhan Halil'e düşkündü dediniz ya. Evet. Murat'la arası nasıldı yani var mı bilgi? Vallahi Orhan'ın mı? Aha. Seviyor canım tabii tabii. Mesela Bey Sancağı'nı ona veriyor. İyi ki sordunuz yani. Bursa Bey Sancağı'dır. Bey Sancağı dediğimiz payitahtır yani. O zaman mesela, en yakın onu görüyor. Mesela Bur Bursa'nın diğer adı nedir? Hüdavendigar Livası'dır. Hüdavendigar kimin ünvanı? Birinci Murad'ın ünivardır, Hünkar veya Hüdavendigar seviyordu tabii ama yani belki küçüklüğünden dolayı her evlat sevilir. Yani Halil Namzet diye bir şey yok Orhan'ın bir şey düşüncesi yok. Malum Osmanlı Türklerde o Orta Asya'dan beri Türklerde bir saltanat kanunu veliahtlık şeyi yoktur. yok. Yok kime nasipse ama kut inancı vardır kut. Evet. Tanrı kut. tarafından Tanrı verildi. tarafından verilir. O kime? Kim tahta geçtiyse artık kut ondadır. O inanç vardır. Dolayısıyla o her şeyi yapabilir. O Orhan Gazi vefat etti. Etti. Bu karışıklıklar sonrası 1362'de 62 ve o Murat ara, geliyor. O ara İbrahim ve Halil tahta geçmek için hemen harekete geçtiler. Bursa'da Bursa kadısı o sırada Çandarlı Kara Halil Hayrettin Efendi daha sonra vezir az vezir olacak bu zat. Biliyorsunuz Çandaroğullarının Osmanlı Devleti'nin özellikle örgütlenmesinde çok büyük rolleri vardır. Bunların atası da budur. Kara Halil Efendidir. O sıkı bir şekilde Bursa'yı koruma altına aldı. O şehzadeleri pek Bursa'ya sokmadı. Daha sonra Murat geldi ve Bursa'da tahta çıktı. Böylece mesele kapandı ama kardeşlerinin de gözlerini mil çektirdi. Yani kızgın demirle dağladı. Taht tehdit oluşmasın diye mi? Tahta, Kendisine bir tehdit olmasın. Olmasın diye, mi? diye tahta geçme e, hadisesi, iç kargaşa, iç savaş çıkmasın diye. Daha sonra da ortadan kaldırıyor tabii ki. Hocam biz hep bu Yıldırım Beyazıt dönemindeki fetret devrini e, masaya yatırıyoruz işte. Hı. Daha sonra Süleyman sonrasındaki bu şehzadeler arasındaki Aha. kavgaları diyoruz ama çok erken dönemde Başladım. de varmış yani öyle kıyasıya rekabet. İlk bu ama. Evet. Murat zamanı, birinci Murat zamanındaki bu olay bir ilktir. Orhan zamanında bu yaşanmadı. Orhan'ın kardeşi Alaaddin Bey gayet şey bir şekilde, munis bir şekilde... ...babam saken sana zaten ordu kumandanlığını verdi, senin hakkın dedi. O çiftliğine çekildi, ilimle uğraştı veya devletin örgütlenmesiyle uğraştı. İlk kavgalar Murat zamanında, Hüdavendigar zamanında gerçekleşti... Murad'ın Bursa'da tahta geçmesinden sonra o kardeşlerin de ortadan kaldırılmasından sonra tabii fetihler büyük bir hızla devam etti. Balkanlarda Kızeyden, mı ilerledi? Trakya ve Balkanlara doğru devam etti. Trakya henüz daha tam olarak alınmadı. Hatta bazen e, kuzey Trakya'nın kuzeyindeki Baba Eski e, Vize gibi Pınarhisar gibi yerler daha sonra alınıyor. Yani. Hatta Edirne'den sonra bile alınmadı. Zaman alıyor yani. Tabii ki kolay değil oralarda. Böyle oldu bu Şehzade Halil olayı. Yani sanki bir Bizans entrikası olduğu akla geliyor. Evet. Çünkü istedikleri şey farklı. Çünkü bir de yani. bakıyorsunuz 1302'de sen beyliğe yenilmişsin, topluluğa yenilmişsin Koyunhisar'da. Palekanon'da yine mağlup oluyorsun. Orada imparatorluk ordusuyla savaştı Osmanlı yani. Kayıp bir Kayıp veriyorsun. Para... Bir tehdit var karşında. Tabii ki. Bak bak işte entrika. Meşhur Bizans entrikaları, Bizans oyunları hala kullanılır. Bu evet. Böyle. Evet. Peki <laughs> sizin için e, birinci muradı farklı kılan, özel kılan dediğimde e, neleri öne çıkarırsınız? Herkes mesela Fatih benim için ayrıdır der. E, Kanuni Sultan Süleyman konuşulur. Bildiğim kadarıyla sizden ders almış biri olarak da sizin için Murat bir adım önde. Bunun sebebi ne? İlk üç Osmanlı padişahının kuruluş, kurucu özelliklerinden söz ederken özellikle üçüncüsü üzerinde duru Üçüncüsü de birinci Murat'tır. Neden? Birinci Murat devleti örgütlemiştir. Teşkilatlı hale getirmiştir. Hem merkez hem taşrada hem de toprak düzeninde önemli yeniliklere e, imza atmıştır. Bu yönüyle birinci Murat'ın yeri başka. Aynı zamanda o dönem dünyasının en güçlü vurucu gücü olarak vurucu gücü olarak Yeniçeri Ocağı'nın örgütlenmesi de Birinci Murat zamanında olmuştur. Yani da son e, geçen asırda keşfedilen atom bombasının icadı gibi bir şey Yeniçeri'nin bir şey yapması. O kadar önemli. Tabii yani ya Roma'dan sonra böyle güçlü askeri sistem pek yok. Ama Yeniçeri çok güçlü bir ordu. Doğrudan padişahın hassa ordusu. Merkez ordusu. Bunun da kurucusu Sultan Birinci Murat'tır. Bu yönüyle, bu yönüyle öne geçiyor. 27 yıllık saltanatı boyunca gerekse gerek doğuda gerekse batıda katılmış olduğu fiilen kumanda ettiği savaşların hepsinde galip gelmiştir. Kendisinin bulunmadığı bir bir savaşta da e, beyler yenilmiştir. Polostik bozgunu belki ileride sıra gelebilir ona. Bu yönüyle de çok farklı birisi. Belki de burada biraz duygusal da yaklaşmış olabiliriz. O meşhur duası var Kosova'da. Belki biraz onun katkı şeyi vardır, ilaveler falan vardır. Ama bu yönüyle gazi bir hükümdar, Birinci Murat ee, ve bir de başta halkon dil olmak üzere bazı Rum, yani Bizans tarihçileri onu met ediyorlar. Adaletiyle ünlü, adaletinden söz ediyorlar. Efendim, e, ahlakından söz ediyorlar veya e, kuruculuğundan bahsediyorlar ve saygı gösteriyor. Güzel konuşan, az konuşan birisi olarak niteliyorlar. Belki bunların etkisiyle özel bir yeri var. Bu Yeniçeri Ocağı'na parantez açtınız ya bu dönemde gelişti diye. Evet. Ee, belki de imparatorluğun bu kadar uzun süre ayakta kalmasının etkisi de birinci Murat'a burada ha, bağlanabilir. Kesinlikle. Kesinlikle yani. O kuruyor. Ha, geliştirme değil, o kuruyor yani. Orhan Gazi zamanında yaya teşkilatı Geya var. Yaya ve müsellem. Müsellemler var ama yetmiyor artık o. Birinci Murat zamanında bunun kurulmasıyla bu gerçekten bir çok güçlü bir ordu Yeniçeriler. Bakmayın son zamanlarda adları şeye çıkıyor ama yani her şeyin bir başı sonu var. O yönüyle Murat farklı bir hükümdar bence. Burada askeri Bilmiyorum. açıdan da yaşanan gelişmeleri konuşalım. Siz <laughs> Ploşnik dediniz, belki değineceğiz. Kosova dediniz, birazdan bakarız. Evet. Çirmen Savaşı'yla mı başlayalım ne dersiniz? O bizim kaynaklarımızda 1364-65 gösterilir o. <laughs> Ama Batı kaynaklarında başta Sırp kaynaklarında 1371 olarak geçer. E 1371 sanki biraz daha doğru gibi geliyor şeyin seyirinden, tarihin akışından. Orada o Çirmen Harbi veya Sırp Sındığı Savaşı küçük çaplı bir Haçlı Savaşı'dır denilebilir. Çünkü Papa da devrededir orada. Macar, Orta Avrupa'nın güçlü hükümdarı Macar Kralı devrededir. Sırp Macar ortaklığı vardır. Bazı diğer devletlerden de askeri destek vardır. Dolayısıyla küçük çaplı bir Haçlı Seferi, Haçlı gücüyle karşı karşıya kaldı Osmanlı burada 1371 yılında. Osmanlılar galip geldi. Sırpların yenilmesinden dolayı da buna sınmak, sinmek, Türkçe'de biliyorsun yenilmektir. Sırp sındığı denir buna ama bu olayda bugünkü Sırp milliyetçiliği için bir başlangıç oldu. Hala adamlar unutmuyorlar Sırp sındığını. <laughs> o yönüyle. Yüzyıllar ya, öncesindeki olay hala tabii, pişirip pişirip tabii. Hala, hala diyoruz Sırp sındığını ve Şirmen'in öcünü aldık diyorlar, diyebiliyorlar tabiri caizse. Çok önemli bir savaş. Osmanlıların Balkan'da kalıcılığının da güzel bir şeyi oldu, bir başlangıcı oldu. Hocam kuruluşundan savaş. 70 sene sonra ortalama bu yaşanıyor ama hani <laughs> o kadar hızlı Osmanlı e, gelişmiş ki hemen o yıllarda bile bir birlik oluşturup Osmanlıya karşı savaş açıyorlar. Ya yani bu da herhalde kısa sürede kat ettiği yolu Mesela gösteriyor Tabii bizlere. 70 yılda Osmanlı. Güçlü bir devlet olmuş, bir Balkan devleti olmuş. Henüz İstanbul alınmamış. Boğazlardan karşıdan karşıya geçmek hala büyük problem teşkil ediyor. Dolayısıyla işte bu biraz da gerek yerli gerekse yabancı tarihçilerin kafasını kurcalıyor. Bu kadar kısa bir sürede bir devlet nasıl gelişir, büyür? Hala soru işareti. Bak. Evet. Evet. Diğer yandan <laughs> Ploşnik Savaşı'na da atıfta bulunalım. Piloşlik... Bu savaş öncesinde şey de mi var? Savcı mı? Yok Ploşnik bayağı sonra. Çok sonra. Daha sonra. Devam eden yıllarda. Bir olay hocam. daha var. Neydi e, hocam? Uğur Bey. E, Savcı Bey isyanı. Evet Savcı Bey. Birinci Murat başlangıçta kardeşleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Ama bunlar eski tabirle Huruç Ales Sultan, Padişah Başkaldırı'dan sonra olan olaylar. Burada bir siyaseti katil söz konusu değil. İsyan sonu bir cezalandırma var. Bir de savcı şey oğlu savcı bey isyanı var. Savcı bey yalnız. Kendi oğlu değil mi? Kendi oğlu, öz oğlu. Savcı bey yalnız değil. O sırada Yuvannis'in oğlu, Bizans imparatoru Yuvannis'in oğlu Andronikos da babasına baş kaldırıyor. İki şehzade anlaşıyorlar. Birisi Bursa'da, birisi İstanbul'da ayaklanıyorlar. Ee, tabii ikisi de cezalandırılıyor. Önce gözleri kızgın bir demirle yağlanıyor. Dağlanıyor daha doğrusu. Daha sonra da e, ortadan kaldırılıyor savcı bey. Ama Andronikos iyileşiyor. Sonra babasını deviriyor. Babasını ve kardeşlerini zindana atıyor. Olaylar bu şekilde. Yani sadece Osmanlılara mahsus bir olay değil bu iç hadiseler, iç savaş. Diğer devletlerde de var. Türklerde çok fazla var yani eski. Evet. Var yani. Var oğlu var. Daha önceki dönemlerde yani, Selçuklularda da vardı. Olmaz mı bu? Yani köken neye dayanıyor gene? Hanedan sistemine dayanıyor. Hanedan sisteminin de İslam'ın İslam özünde yeri yok. İslam'ın özünde cumhuriyet sistem var. Değil mi? Riyat evet. sistemi var. İşte soy sop yok her Fatih neyse. Fatih buna o... son noktayı evet. koyuyor. Yani. <laughs> evet öyle o. Gösterelim öyle gösterelim Mecburen Orada son noktaydı Fatih Sultan Mehmet koyuyor. Bu böyle olmaz diyor. yani Emir de yok orada. Cevaz var. Tecviz etmiştir diyor ulema. Yani zannedildiği gibi hayır mutlaka yapılacak diye bir şey de yok ama cevaz var. Evet. Evet. Şimdi e, bu dönemde de aslında çok kolay dönemler değilmiş. Onu da anlıyoruz. Biz, çok yani, çok Savcı Bey'in isyanı, tabii, işte Halil'in kaçırılması, Balkanlar'da ilerleme, Macarlar'ın Sırpların birleşmesi yani e, öyle küçümsenecek ya Murat da ne yaptı? Bir İstanbul'u mu aldı denilecek hadiseler de büyük olaylar hocam. Devam eden yıllarda da bu savaşların arka arkası arka arkaya devam ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Birinci Murat zaman zaman İstanbul surları önünde de görüldü. Tabii zaman zaman tabii o taht kavgalarına müdahil oldular. Destek verdiler ama onun karşılığında da şey aldılar. Mesela bir ara güçlü bir Latin donanması önce Memlüklülere ait İskenderiye'yi vurdu. Daha sonra da Gelibolu'yu aldı. Gelibolu birkaç sene onların elinde kaldı. Ama Murat bastırdı barış yoluyla Gelibolu'yu geri aldı 1370'li yıllarda. 77 falan. İstanbul'a hiç atını sürmeyi düşünmedim. mi? Zaman zaman meydan orada görüldü. Şöyle bir gözdağı verdi. Aslında İstanbul'a ilk gözdağı Orhan Gazi döneminde verildi. Anadolu'dan geldi ama. Aydos. Da bir kale vardır. Gezdiniz bilmiyorum. Açıldı bugün. Çok güzel. Gezmedim hocam. Sultanbeyli Belediyesi oraları çok güzel yaptı. Bir gezmenizi tavsiye ederim. İnşallah. O kaleye geldiler. Oradan İstanbul, Üsküdara geldiler daha. Üsküdara kadar geldiler. Tabi İstanbul'un alınması Batı'dan olacak, değil mi? Balkanlardan olacaktı. O daha sonra gerçekleşiyor. Yani dediğiniz gibi çok basit olaylar değil bunlar. Yani kuruluş dönemi gerçekten çok karışık bir dönem. Birinci Murat döneminin de ayrı bir yeri var bu şeyler içerisinde. Sürekli ileriye yükselen bir grafik trend var bir şey var yani. Mail var. Hep yükselen bir şey var. O yönüyle çok farklı bir hükümdar birinci Murat. Çok iyi bilinmesi lazım. Bir diplomasi şeyi var. Bilmiyorum onu konuşalım ya? Konuşalım. Mı yani? 1481 miydi? O yıllar 1481 falan yıllarında birinci Murat aynı zamanda iyi bir kumandan, efendim iyi bir devlet adamı, iyi bir hükümdar ama aynı zamanda çok iyi bir diplomat. Hı, hı. Mesela oğlu Yıldırım Bayezid'i 1381 yılında Germiyan oğlu Süleyman Bey'in kızıyla evlendiriyor. Ve bu düğüne, Bursa'da yapılan bu düğüne bütün Anadolu'daki Türkmen beylerini, Anadolu beylikleri hala ayakta, başta Karamanoğulları falan olmak üzere çağırıyor. Hatta Mısır Memlük Sultanı elçi gönderiyor. Memlük tabi koca bir hale hilafet merkezi o sırada, Kahire malum. Ona ayrı bir farklı bir şey gösteriyor, protokolde yer veriliyor o elçiye. Bu yönüyle ee, şeyde Germiyanoğlu Süleyman da kızı devlet hatunu için, şey, hatuna çeyiz olarak Kütahya, Simav, Emet gibi yerleri veriyor. Bu birinci muradın çok büyük bir başarısı. Birincisi bu, ikincisi de aynı... Kendine mi bağlıyor bu yolla? Hayır, buraları Yıldırım'a çeyiz olarak veriyor. Hatta hmm. bir ara Yıldırım Kütahya'da oturtulmak üzere kararlaştırılıyor. Aynı zamanda aynı düğünde Hamitoğlu İlyas Bey de beyden de e, Isparta Yalvaç taraflarını parayla satın alıyor. 80 bin altın falan. Nedir ki 80 bin altın şey olarak yani. O bakımdan çok önemli bir diplomasi zaferi bu. Ama Hamitoğullarından bu yerlerin alınmasından sonra Osmanlılarla Anadolu beyliklerinin en güçlüsü konumunda olan Karamanoğulları sınır komşusu oluyor. Karamanoğullarından da hep çekiyor sonra. Tabii hep çekiyor. Biz 150 yıl kadar da çekecektir. Onun da oralarda gözü var. İşte ilk Osmanlı Karamanlı münasebetleri 1. Murat zamanında başlar ve sonra gelişir gider. Ha bu arada aynı düğünde kendi kızı Nefise Hatun'u Karamanoğlu Alaaddin Bey'e namzet gösteriyor. Daha sonra da evleniyorlar. Yani bu evlilik meselesi 1. Murat zamanında devreye sokuluyor demek istiyorum devletlerin bekası veya işte yaşaması meselesi için Batılılar bunu çok kullanılır. Mesela Türkler başta Osmanlılar olmak üzere kılıç yoluyla büyük devletler kurmuşlardır. Batılılar ise evlilik yoluyla veraset savaşları. Almanya işte 5. Şarken İspanya bu Almanya'nın büyük imparatoru. Coğrafi keşiflerden sonra koca bir dünyanın imparatoru gibi. Birinci Murat bu evlilik meselesini kullanıyor. Bunu bir diploması zaferi olarak görmek lazım derim ben. Evet. evet. O, o bölgede de tabii söz ki. sahibi oluyor. Tabii ki, tabii ki. Bu bahsettiğimiz beylikler çünkü ufak tefek beylikler de değil, güçlü beylikler. Osmanlılardan daha büyük, Osmanlıların adı sanı yok kuruluş yıllarında. Ama işte ha şunu da belirtmek lazım. Orhan Gazi zamanında Karesi Beyliği Osmanlı Devleti'ne ilhak edilince oradan güçlü şahsiyetler Osmanlı hizmetine giriyor. Evranosoğlu, Evranos Bey. Hmm. Hacı Sonra İl... Evronos oğlu ailesi diye aile, devam ediyor. İmparatorluğun sonuna kadar ne hala var Evronos Güçlü bir aile o var. Mihaloğulları zaten Hı. o ayrı. Osman, Osman Akıncı dağını. mıydı? Akıncı. Akıncı şey beyi. Hacı İlbey bu şeyin Sırp sındığı savaşının kahramanı Hacı İlbey. Ve tabii ki başka da var. Ece Yakup falan gibi Eceabad adını veren gibi. Timurtaş Paşa var. Kara Timurtaş Paşa Türk asıllıdır o. Onun da Orhan Gazi döneminde çok büyük e, olay şeyler, başarılara imza attığını burada vurgulamak lazım. Hemen şeyi unutmayalım. Baştan söylemem gerekiyordu. Birinci Murad'ın lalası Şahin Paşadır. Hep lala Şahin diye bir bilinir. Edirneyi fetheden kişidir bir bakıma. Çünkü Birinci Murad e, bu bize Lüleburgaz taraflarında konu, konu, konuşlandı. Edirne'ye Şahin Paşayı gönderdi. Lala Şahin Paşa onun yetişmesinde etkili olmuş bir lala. Hani eski Atabek var ya, şehzadelerin dönemin hocaları. Dönemin önemli adamlarından. Çok önemli bir adam Lala Şahin Paşa. Onun da hakkını vermek lazım. Bugün Edirne'nin ilçelerinden birinin adı Lala Paşa'dır. Edirne'nin fatihi o ve Murat'tır, şehzade Murat'tır. Oran hayatta ama. Gazi hayatta hmm. o sıralar. Peki sonra hemen Edirne başkent oluyor mu? Hemen olmuyor. Hemen olmuyor. Bu Sırp Sındığı Savaşı'ndan veya Çirmen Savaşı'ndan ha, Murat sonra Murat döneminde oluyor. Murat dönemi hayır, daha sonra. Yani iki iki başlı iki başkentli bir ülke oluyor artık Osmanlı. Hmm. O dönemde padişah neredeyse payitaht orasıdır. Hemen divan orada toplanır. Kararlar orada alınır ama şeye kadar fetret devrinin sonlarına kadar resmi başkent Bursa'dır. Yani Murat Edirne'de mi kalıyordu? Birinci. Zaman yere. zaman Edirne'de, zaman zaman Bursa'da kalıyordu. Edirne'de kaldığı zaman orası başkent. Hmm. Hatta Edirne'den önce Murat birkaç sene Dimetoka'da yaşadı. Dimetoka'ya bir saray yaptı, küçük bir saray yaptırdı. Ama daha sonra Edirne'ye kendi sarayını yaptırdı. Eski saray diye bilinir o, eski saray. Yeni saray daha sonra yapılıyor. Fatih zamanında bitiriliyor tabii ki. Daha sonra Edirne'ye geliyor. Evet. Onu da belirtelim. Şimdi en başta başladık... Kazandığı savaşların çok olduğuna değindiniz. Ploşnik'te kendi yoktu dediniz. Evet, doğru mu? Ploşnik. 1388'di galiba. Evet. E, şeyi saltanatının sonuna doğru ama madem e, laf oraya geldi. E, Arnavutluğun kuzeyinde, Kuzey Arnavutluğu'da İşkodra taraflarında uç beyliği yapan Kavala Şahin diye birisi vardır. Lala Şahin de karıştırılır o. Karıştırmamak lazım. <laughs> Kavala veya Kefalya Şahin. Kefalya Rumca'da sipahi demekmiş. Veya sub, subaşı demekmiş. <laughs> o öyle bir şeyi var. Uç beyi bu. O ve e, bir, bir, Arnavut ismi şimdi aklımda değil. Onun teşvikiyle Bosna'ya bir akın düzenleniyor. 20 bin kadar akıcı ile Bosna'ya giriyorlar yağma yapıyorlar, akın yapıyorlar. Akıncılar bir bakıma yağma yapan öncü kuvvetlerdir, keşif kollarıdır onlar. Dağılmışlar. Kavala Şahin etrafında da bin kadar akıncı kalmış. Tabii 30 bin kadar Bosnalı. Bunlar ani bir baskında darma duman ediyor. Çok büyük kayıp yaşanıyor orada. Akıncılardan çok büyük zayiat veriliyor. Kavala Şahin bile hayatını zor kurtarıyor. Bu çok büyük bir yenilgi oluyor. 1. Murat dönemi için. 1. Murat o sırada şeydi Anadolu'da. Bursa taraflarında. Ee, Ploşnik bozguru diye ve Ploşnik bozguru diye geçer bunun adı. Ve bu olaydan sonra Batılılar ha demek ki Osmanlılar yenilebilirmiş. Türkler hep galip gel gelen askerler Tamamdır. değilmiş. Şey, kanaatiyle aralarında toplanıyorlar. İşte gerçek Haçlı Seferidir o. Birinci Kosova'ya hazırlanıyorlar. 1388-89'da da Kosova Savaşı oluyor. Tabi Orta Avrupa'nın güçlü kralı Macar kralı hep başta o genel olarak başkumandan olarak yer alıyor. Papa destekli bir sefer. Büyük Osmanlı. bir ordu o zaman. Çok büyük bir ordu. Birinci Kosova Savaşı. 1389 9, gibi mi? 1389 işte Ploştik bozgunundan bir yıl sonra. Hemen o zaman vakit kaybetmiyorlar. Madem Diki, yenildi bunlar üstüne gidelim diyorlar. Gidelim. Yani bu hava bozulmasın. Hem maddi hem manevi yönde biz muazzam bir zafer kazanmışlar Ploştik'te. Derisi malum. Gerçi orada birinci Murat başarılı oluyor ama eski Türk İslam geleneğine göre savaş alanının dolaşması, biraz da korumasız dolaşması, Miloş adlı bir Sırp sergerdesi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi. Ama şu da var. Miloş meğer kendi kralına söz vermiş. Ben bir şekilde Murad'ı öldüreceğim şeklinde de bir an demiş, adeta. Hmm. Hazırlıklı gelmiş zaten o. Yeninin içine bir bıçak kama koymuş yani. küçük bir Belki sıkıştı. de hiç yaralanmadı bilerek. Belki yani ölü numarası ve yaralı numarası evet. da yapmış olabilir. Tabii padişahınızla görüşeceğim deyince o malum hadise yaralanıyor. Orada ölüyor mu hemen? Hemen ölmüyor. Hemen ölmüyor. Oğlu Bayezid'i çağırıyor. Onu bir nevi etrafındaki beylere ve asker asker ileri gelenlerine benden sonra Bayezid'in tahta geçirilmesini söylüyor. Demin söylemeyi unuttuk. Osman, Osmanlılarla Karamanoğlu'ndan biraz geçtik de üzerinde durmadık. Bir Frenk yazısı savaşı vardır. Karamanoğulları. Karamanoğulları. Bu dönemde. Osman, bu dönemde. Bunu biraz daha önce, biraz daha önce bundan ee, Osmanlılar Kütahya Simav taraflarını aldıktan sonra çeyiz olarak aynı zamanda Hamitoğullarından işte Isparta Yalvaş taraflarını aldı dedik. Karamanoğulları buna çok kızdılar, çok hmm. içerlendiler. Karamanoğlu Alaaddin de şeyin damadı, birinci Murad'ın damadı arkadan tabi hemen Murat şeydeyken Balkanlarda meşgulken oraları kolayca alıverdi hemen Hamitoğullara ait o İsparta taraflarını. Tabi bu olay birinci Murat hemen apar topar Anadolu'ya geçmesine neden oldu. Ee, ve ilk defa Osmanlılarla Karamanlar ciddi anlamda Konya Ovası'nda Frenk yazısı savaşı diye geçer o. Karşı karşıya geldiler. Tabi düzenli Osmanlı ordusu karşısında aşiret ordusundan öteye gidemeyen kahraman ordusu perişan oldu. Yalnız burada bir hususa dikkat çekmek isterim. Sırp askerler kullanıldı orada. Biliyorsunuz Birinci Murat bir Balkan ordusu kurdu. Balkan'daki tabi devletlerden oluşan bir ordu kurdu. Karamanlara karşı yapılan savaşta da onları kullandı. Savaş sonrasında Sırp askerlerinin, Murat'ın emrindeki Sırp askerlerinin o karaman askerlerine veya ailelerine kötü davrananlar feci bir şekilde idam edildi, cezalandırıldı. Yani savaş bittikten sonra değil mi? şeye dokunulmaz. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, şeyinki kuraldır o yani. Savaş suçuna girer çünkü o. Birinci murat onları acımadan katlettirdi, idam ettirdi. Bu da sırt despotu Lazar'ın isyanına yavaş yavaş isyan etmesi neden, neden olacaktır. Böyle gelişmeler iç içe demek istiyorum. Biraz da dediğiniz gibi kuruluş dönemi özellikle Murat dönemi biraz karışık. Karışık, karışık. İşte orada izlenen siyaset çok önemli. Biraz da Murat'ı ön plana çıkaran, çıkaran, çıkaran izlediği politika. Başarılı bir politika. Gerektiğinde silahla savunma, savaşma, savunma veya mücadele. Gerektiğinde diplomasiyi kullanma. Ki dikkat ederseniz Anadolu'daki Türkmen beyliklerine karşı genelde diplomasiyi kullanıyor. Çünkü savaştığınız kimseler de Müslüman. <laughs> Değil mi? Onlara mümkün mertebe dikkat ediyor ona yani diplomasi. Oraya. Diplomasiyle şeye getiriyor. Yola Ama getiriyor. herhangi bir arkadan bir saldırı olursa bu bu 1386 Karaman Osmanlı Savaşı'ndan sonra ta Fatih Sultan Mehmet hatta, hatta 2. Bayezid'e kadar Osmanlı Karaman'la münasebetler hep devam edecektir. Hep Karamanoğulları arkadan vuruyor. Ama. Hep arkadan vuruyorlar maalesef. <laughs> Bazen derste anlatırken "Ya kızar çocuklar ya işte böyle bir şey bu." Ya yani akıllanmıyor mu bu? Işte, Osmanlı sultanları ya. gibi düşünüyor bence insanlar. Ama işte Karamanlılar zaten Siz hep de şey dersiniz, tarihi yargılamayın. Yargılamayalım. Bir de şu var yani. Selçuklu devletinin kurulduğu yerde ortaya çıkmış Karaman Beyliği. Konya, Karaman taraflar bizim hakkımız diyor. Ee, bir Anadolu. onların devamı falan. biziz mi biziz diyor. Biziz diyor hmm. ama onlar Osmanoğullarının bulunduğu stratejik mevkiden mahrum. Osmanoğulları Doğurma Roma uç yerinde sürekli onlarla savaş halinde veya mücadele halinde. Karamanoğulları bir iç beylik kiminle savaşacak değil mi? Osmanoğullarının farkı o stratejik bölgede kurulmaları ve bunu iyi değerlendirmeleri bunu özellikle vurgulamak isterim evet. ben. Evet. Şimdi biraz önce Kosova savaşını konuştuk ki hocam. Burada kendisine e, bir saldırı gerçekleşiyor. Kendisini saklayan kişi, bıçağını saklayan kişi kendisini orada öldürüyor. Evet. Bildiğim kadarıyla doğru mu bilmiyorum sormak istiyorum. İç organları oraya mı gömülüyor? Kesinlikle oraya gömülüyor. İnsanın vefatından sonra en fazla taafüne eden, en hızlı taaffün eden, taafüne eden, yani kokan Açıkça söylemek gerekirse Organ hiç organlarıdır. Onlar çıkarılıyor, oraya defnediliyor. Bugün Kosova'da valla nasip olmadı. Balkanları birkaç defa dolaştık ama Kosova'da Meşhed Hüdavendigar'ı göremedim ben. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ben de görmedim. Yani. İnşallah nasip İnşallah. olur. Orada güzel bir türbe yapılıyor. Meşhed, şehit edilen yer anlamında ismi mekandır Meşhed kelimesi. Tabii asıl vücudu da getiriliyor Çekirgedeki e, külliyesinin bahçesine defnediliyor. Bu acaba Yıldırım Beyazıt döneminde 1396 yılında yapılacak olan Nibolu Savaşı da... ...ya biz Murad'ı öldürdük, bir darbe vurduk, Osmanlı'yı alt edebiliriz düşüncesiyle mi devam etti? E bir bakıma öyle yani. Bir bakıma Değil mi? Hep beraber Kesinlikle devam ediyor ya yani sıralı. böyle yani. Ee, aynı zihniyet. Aynı zihniyet. Yani o şekilde. Bu dönemde bir de hocam teşkilatlanma çok önemli dediniz. Çok önemli. Neler ha, bir, yapılıyor? Birinci Murat'ın önemi işte. Hem merkez, hem askeri, hem toprak sistemi, hem de taşra teşkilatının efendim şeyi kalıcı taşları, temel taşları Birinci Murat zamanında altıdıl diyebiliriz. Gerçi Orhan Gazi döneminde de yavaş yavaş küçük bir divan teşkilatı, küçük diyorum. Küçük bir efendim taşla teşkilatı falan vardı ama Gerçek anlamda kalıcı kurum olan Divan-ı Hümayun ve diğer kurullar birinci Murat zamanında teşkil edildi. Yalnız devletin örgütlenmesinde hakkını yemeyelim. Çandarlı ailesinin önemli rolü olduğunu da belirtelim. Sonraki. Çandarlı dönem. Kara Halil Hayrettin ha, yine o aile. Efendi ve daha sonra onun soyundan gelenler. O zaman bu Fatih dönemindeki Çandarlı Halil Paşa onun soyundan mı geliyor? Soyundan geliyor. Aynı onlar. O aile kuruluş döneminin çok güçlü bir ailesi. O şekilde... Ee, o bakımdan daha sonra kazaskerlikten şey Bursa kadılığından kazasker olacak, sonra da vezir olacak Çandalı Kara Halil. İlk Osmanlı vezirleri ilmiye kökenlidir genelde, genelde diyorum hepsi değil. O bakımdan mesela e, Kara Kararüstem vardır, Karamanlıdır o. Ve savaş esirlerinin beşte birinin ...Kumsu Şer'i diye bir vergi vardır. Şer'i bir vergidir o. Beşte bir şey, vergi devlete aittir. Bu esirlerin beşte birini siz alın... ...bunları asker yapın... ...düşüncesi oradan geliyor. Ve bir Pençik Kanunu çıkarılıyor. Nedir hmm. Pençik? Pençüyek. Beşte bir. O bu parça. dönemde mi? O dönemde kuruluyor İşte Bu önemli. Ve Yeniçeri Ocağı'nın... ...ilk asker kaynağı... ...bu savaş esirleridir. 1402 Ankara Savaşı... ...sonrasında artık... Savaşlar durmuş. Değil mi? Birka uz yıllarca es esir alınamıyor. Ne devreye sokuluyor? Devşirme sistemi devreye sokuluyor. Osmanlı tebaası gayrimüslim ailelerinin askerliğe elverişli çocukları, oğulları askere alınıyor. Ama onlar üzerindeki şer'i vergi cizye de düşürülüyor. Bir nevi askerlik vergisi, vergisi gibi de düşünülebilir cizye vergisi. Böylece Osmanlı Pençik ve devşirme kanunlarıyla Osmanlı merkez askeri gücünü güçlendiriyor. Bu çok önemli. Pençik ve devşirme kanunlarıyla. Bunların hepsi tabii sonraki dönemde de örnek oluyor tabii örnek ki. Örnek oluyor. Ama devşirme uygulaması daha sonra. Birinci hmm. Murat zamanında Pençik değil. Pençik bu dönemde. Bu mi? dönemde. Bu dönemde. Evet. evet. Şimdi bir ufak çaplı bir saray yapımına da buyurun. Bir saniye. Taşra Teşkilatı derken tamam. Seyit ikta sistemi var. Toprak düzeniyle ilgili malumunuz. Hı hı. Devlete ait araziler, miri araziler asker kökenli kişilerin tasarrufuna verilir. Ora hem işletilir hem de onun karşılığında onlardan atlı asker istenir. Timarlı sipahi denilir onlara veya cebeli denilir onların yetiştirdiği askerler. Bu da birinci Murat zamanında kuruluyor. İkta timara dönüştürülüyor. Osmanlıya has hale getiriliyor bu toprak sistemi. Binlerce on binlerce biz binlerce dönümlük veya kilometre kararlık toprağınız var. Bu iki tane normalde Selçuklu'daki mi? Selçuklu'daki tane Osmanlı'da timar. Ama timar. o zaman şu çıkıyor. Kendinden önceki ya da işte Bizans'takini alıp aynısını uygulamamış, bunu geliştiriyor, ha, farklılaştırıyor. Kesinlikle, kesinlikle ha. Bu hususta da gene rahmetli Fuat Köprülü'nün muhteşem bir çalışması var tabi. Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri diye. Batılılar diyorlar ki bunlar Osmanlılar Bizans'tan aldılar. Hazıra kondular gibi bir laf. Köprülü'de evet bazı ortak yönler var ama Osmanlılar onu daha önceki Türk İslam devletlerinden aldılar doğrudan değil. Dolayısıyla daha önceki İslam devletlerini etkilemiş Bizans'ı ne olursa olsun. Sasaniler Hazreti Ömer zamanında İlk İslam devletinin örgütlenmesinde örnek olmadı mı? Oldu, olabilir ama coğrafya bir değil. açısından da normal Bire, değil mi hocam? Gayet normal, birebir de değil. Osmanlı veya Selçuklu onu kendine özgü hale getiriyor. Uyarlıyor. Uyarlıyor hocam, bu böyle bir şey. Vergi sistemi başta olmak üzere uyarlıyor tabii. Hocam yalnız bu dönem 27 yıl tahta kaldı değil mi? 27 yıl. Bu 27 yılda yok yok yani askeri açıdan Hepsi da var. her şey var. Savaşlardan Hı. bahsettik. Doğru. O yani bakımdan birinci Murad'ın o yönüyle hakikaten çok anılması gerekir, tanıtılması gerekir. Sonraki döneme de teşkilatı artık tamamlanmış bir devlet ha, bırakıyor. Sonraki dönemde şöyle hemen bir, mesela oğlu Yıldırım Bayezid, çok güçlü bir hükümdar, çok büyük bir kumandan. Hatta demin bahsetmedik, biri, birinci Murat han vefat ettikten sonra Yıldırım Başa geçti. Hemen o sırada beylerin ittifakıyla kardeşi Yakup Çelebi o sırada hala Kosova Savaşı nihayete ermemiş, devam ediyor. Dolayısıyla onun öldürülmesiyle ilgili bir karar alındı. Babasının cenazesiyle birlikte Yakup Çelebi de maalesef katledilerek gönderildi. Maalesef diyoruz. Tabii üzücü şeyler bunlar. Ama onun varlığı orada yeni bir hükümdar olarak devreye çıkması Kosova Savaşı'nın kaderini <laughs> değiştirebilirdi. Kesinlikle bunu, öyle. bunu anlamak lazım. Ya devlet ya aile. Ortası yok. O şekilde. Biz biraz duygusal bakıyoruz. Bakıyoruz. Tabii çok duygusal bakıyoruz. Şöyle geleceğim. Yıldırım Bayezid babasının siyasetinden ayrılıyor. Ayrılmaya başlıyor. Vassal beylik ve prensliklerden olan devleti merkeziyleştirmeye çalıştı ve çalıştı da mesela Balkanlarda, Anadolu'daki Türkmen beyliklerini doğrudan merkeze bağladı. Kim kim çıktı karşısına? Merkezi imparatorluğun kurucusu, ilk kurucusu Yıldırım Bayezid'dir. Bir başka Türk hükümdarı Timur çıktı. Timur. Ama hepsi biraz daha üstüne koyarak ilerlemiş. İlerleyerek. Yok. Osman dedik, Orhan dedik, Birinci Murat Tabii. daha başka boyuta i̇şte o ve onun oğlu da. Kuruluş İğme. döneminde hep yükselen bir şey var ya, ivme var ya, devam ediyor. İşte Yıldırım zamanında o kırılıyor. Timur'un 1402 Ankara galibiyetiyle Osmanlılar parçalanıyor. 50 yıl kadar kaybediyorlar. 11 yıl kadar fetret dönemi yaşanıyor. Ve devlet Yıldırım'ın küçük oğlu Çelebi Mehmet tarafından toparlanıyor. Onun da hakkını yememek lazım. Müthiş bir kurucu şahsiyet. İkinci bani olarak. İkinci bani, ikinci bani. Öyle bir siyaset izliyor ki zaman zaman mesela düşmanıyla şey yapıyor. Anlaşmaya uzlaşıyor, uzlaşıyor ama gerektiğinde cevabını ve daha sonra veriyor o şekilde. Mesela bir, hocam, birinci Murat biraz daha hayatta kalsa, saltanatı uzasa, Fetret Devri gibi bir dönem görür müydük? Yani sanki Yıldırım Beyazıt biraz daha fevri hareket etti. Biraz ha hızlı hareket etti. Ama unutmayın İstanbul Fatih II. Mehmet de büyük dedesi Yıldırım'ın yolunda. Gerçek merkezi imparatorluğu Fatih Sultan Mehmet kurdu. Yine inazlık hocamızın şeyiyle ifadesiyle gerçek kurucu da Fatih Sultan Mehmet'tir. Daha doğrusu kuruluşunu tamamlayan odur. Odur. Çünkü ikinci Murat zamanında hala Timur'un oğlu Şahruh'un gölgesi vardı Osmanlı'nın üzerinde. Zaman zaman Orta Doğu'ya geliyor. Çünkü orada hala onlar da Cengiz İlhanlı geleneğini sürdürmek istiyorlar. Ben Timur üzerine de yüksek lisans doktora tezleri yaptırdım. Bütün bütün onu da şey yapmayalım. O da bir ayrı bir misyon. Hatta hatta Gelibolulu Ali var. Büyük Osmanlı tarihçisi 16. yüzyılda yaşamış. İki padişaha karşılaştırırken Timur'la Bayezid'i Timur'u haklı buluyor. Çünkü Yıldırım orada çok fevri hareket etti. Çok hakaret amiz mektuplar yazdı Timur'a. Timur biraz daha alttan aldı. Ya siz orada haçlı dünyasıyla savaş halindesiniz. Size dokunmayacağım. Ama size iltica eden işte iki kişi vardı ya. Onları iade edin. Vermedi yıl. Kara koyunlu kara asan mıydı? Aynen öyle. Öyle bir de e, Celayirli. Celal e, Celayirli hükümdar. Evet. Bunlar Sultan Ahmet. Yani hep söylerim. Tarihi yargılamayalım. Böyle üst kuşat yukarıdan bakalım. Timur da öyle bir misyonla ortaya çıktı. Orta Asya devlet geleneğinde işte büyük bir han vardır, hükümdar vardır. Timur'u mesela o. Türk hükümdarı olarak sayabiliyor muyuz? Sayarız sayarım. Büyük bir hükümdar. Yok Timur'u. Yani önemli bir Türk hükümdarı. Yaptığı şeyler şey, de tabii, büyük. Tabii, tabii tabii Gerçi hep de bir şeye bir Hindistan seferi var. Mesela bir ara Çin'e gitmeye karar veriyor ama hayır diyor bu Anadolu meselesini çözerim diye. Keşke gidiverse diyorsan olmuyor tabii ki şeye kadar İzmir'e kadar hatta Selçuk'a kadar gitti. Orada Gavur İzmir'i aldı şeylerden, Latinlerden. Hatta derler ki Timur'un yaptığı, Müslüman dışında yaptığı ilk şey derler Batı'da ama öyle değil. Öyle düşünmemek lazım. Evet. O da Orta Asya geleneğini temsil ediyordu. Hocam birinci Murat'la alakalı eklemek istediğiniz döneme kendisine bir şey var mı? Yavaş yavaş toparlayalım isterseniz birinci Murat'ı. <laughs> kişisel özellikleri de olabilir bizim bilmediğimiz yani, kaynaklara yansıyan. Evet e, Çağdaş batılı kaynaklarında belki konuşmamızın başında da belirttiğimiz gibi bir Gazi hükümdar olarak anılıyor e, güzel konuşan az konuşan yerinde konuşan Efendim bütün yaptığı e, seferlerde planlı programlı hareket eden bir hükümdar olarak e, adaletiyle özellikle ön plana çıkarılıyor birinci Murat e, yani yaptığı fetihlerle devleti imparatorluğa dönüştürmesi, efendim yaptığı kurumsal faaliyetleriyle de örgütlü bir devletin ilk kurucusu olması, gerçek anlamda tabii kalıcı olarak birinci murattır. O yönüyle kuruluş devri padişahlar içerisinde özel bir yere sahiptir diyebiliriz. Evet, önemli olayların başında geliyor kendisi. Evet. Böylece hem dönemini hem de kendisini konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Efendim 1. Murad'ı konuştuk. Osmanlı Devleti'nin 3. Sultanı Murad'ı Hüdavendigere masaya yatırdık. Nasıl bir padişah olduğunu kazandığı savaşları ve vefatında öne çıkan o ufak notları da sizlerle paylaştık. Çok kıymetli bir isim bugün bizlerleydi. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan sağ olsun kırmadı ve engin bilgilerini bizlerle paylaştı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla evvel zaman içinde olarak sizlerle birlikte yeni olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.